Merhaba sevgili izleyiciler. İstanbul'un tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden ekranlarınıza getiren Canlı Kareler programımızla karşınızdayız. Programımızın bugünkü konuğu fotoğraf sanatçısı Figen Çiftçi ve mekanımız da Sultanahmet Meydanı. Fotoğraf merakım çocukluk zamanımdan, abimin fotoğraf makinesini kurcalamakla başlamıştı. Onun karanlık odada fotoğrafları banyolamasını merakla izlerdim. Sonra 2000'li yıllarda fotoğraf tekniği dersleri aldım arkadaşlarımla beraber. Bu bana çok bilgimi arttırdı. O sıralarda düzenlenen Türk Defne fotoğraf yarışması vardı. Bu fotoğraf yarışmasına katıldım. Jüride Ara Güler vardı ve birinci seçildim. Buna inanamadım, çok sevindim. Sonra bu bana büyük bir şevk verdi. Diğer yarışmalara katıldım. Onlarda dereceleri aldım. Bundan cesaret alaraktan fotoğraf tekniğinin değişik konularını öğrenmek açısından daha çok ders aldım. Çok kitap okudum, sergi gezdim. Ve böylelikle ilk sergimi 2009 senesinde Bezestan adıyla Kapalı Çarşı'daki gezerken göremediğimiz sanatkarları konu aldı. İççebi Cihan'la Kalcılar Han'da yaptım bunu. Müşteri kitlesiyle zanaatkarlar bir arada oldu. Çok güzel ilgi gördü. Sonra Bezestan sergimi Roma'da ve oradan da Belgrad'da açtım yurt dışında. Onlar da çok ilgi gördü. İkinci kişisel sergim çiftçileri anlatıyordu ve hasattı. O İstanbul'da 2010 başlarında oldu ya da 2009'du. Rengarenkti. Üçüncü kişisel sergim değişik din ve inançların konu alan bir sergiydi. Bu Roma'da tekrar Katolik dünyasının başkenti Roma'da sergiledim. Orada çok ilgi gördü. Ondan sonra İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi'nde sergiledim. 2011'di. Sonra dördüncü kişisel sergimde 12 Eylül ile 17 Eylül arasında Berlin'de Çağdaş Sanat Fuarı'nda atlar fotoğraflarımın bir kısmı ile katıldım. Eyfel minareleri fotoğrafımda yansıtmak için, altı minaresini yansıtmak için bu köşeyi seçtim. Hem ışığı da yandan gelişi güzel. Ayrıca bu minareler çok mühim çünkü Türkiye'de ilk, hatta dünyada ilk altı minareli cami. Bunları yansıtmak gerekiyor. Aşağıdan baktıkça perspektif daha şey oluyor, düz olmuyor, ama yükseldikçe ve uzaklaştıkça daha düzgün oluyor perspektif. Onun için yükseldim ve gelen ahaliyi de içine kattığım zaman daha bir değişik sıradanlıktan kurtulmuş oluyoruz. Onun için bu açıyı bilmiyorum, çok sevdiğim bir açı. If you give me permission, can I take? Yes, you can take that. Thank you very much. Çekmesi lazım. Onun için oradan oraya gidiyorum. Oradan güneş geldiğine göre biraz arkası kötü ama. Merhaba. İlk fotoğraf
fotoğrafçılığa başlayanlar için önerileriniz ne olur? Yani tavsiyeleriniz, ipuçlarınız, öğrencileriniz nasıl bir makineyle başlamaları gerekiyor? Tabii bir kere en mühimi fotoğraf tekniğini öğrenmeleri gerekiyor. Ondan sonra seçeceği konulara göre bir fotoğraf makinesi almalı ve fotoğraf makinelerini de iyi öğrenmeleri lazım. Bu ders kadar da mühim bir şey. Çekin Hanım, İstanbul'un en ihtişamlı meydanlarından Sultanahmet Meydanı'nız ve Sultanahmet Camii'nin kapısına doğru ilerliyoruz. Çok enteresan bir alan değil mi? Çok kültürün burası, evet, kullandığı. İki muhteşem bir yapı karşılıklı. Hele Sultanahmet Camii denizden neredeyse Ayasofya kadar büyük görkemli gözüküyor bence. Yani denizden fotoğrafladığım zaman tabii Ayasofya'nın görkemi de muhteşem başka. Yani ikisinin karşısında insan yok oluyor gibi bir şey diyeyim. Doğru ve sizler de bunları güzel karelerinizde... Evet, mesela şimdi bu arada böyle bir tespihçi geçerken bunu hemen anında fotoğraflamak lazım ama kendileri bazen istemiyorlar ve kızıyorlar. Bu arada bunlar da oluyor. Tabii ki alınması gerekiyor sanırım kişilerden. Bazen izin alınması iyi oluyor fakat o insanın suratından anlıyorsunuz. O zaman hemen anında izin almadan bir kare çekmek lazım. Çünkü o duygu mu kaçıyor o izin alındığı takdirde, hani o an izin gerektiriyorsa, izin habersiz bir portre. Tabii izin verdikleri zaman çok rahat çalışabiliyorsunuz, vakit harcıyorsunuz o kişiyle karşılıklı. Fakat izin vermedikleri zaman da üzülüyorsunuz çünkü çok güzel bir kare, çok renkli tespihler var orada şimdiki gibi. Keşke izin almadan bir karesini çekseydim diyorsunuz, yani çok iyi olurdu diyorsunuz filan. Evet, böyle şeyler de oluyor tabii. Onun için iletişim çok mühim ama hemen anlıyorsunuz bir zamanla o insanın size izin verip vermeyeceği suratının bakışından, aksiliğinden falan. Böyle bir anlaşıyorsunuz. Hemen böyle, evet. Sezgi oluyor. Doğru, çünkü binlerce yüz görüyorsunuz, binlerce insan tanıyorsunuz. Evet, bir de o andaki o hareket, ne bileyim o anda bir hayvanın işte geçmesi, bir şeyle oynaması, böyle her anda tetikte olmanız, görmeniz gerekiyor. Evet, algılar sürekli. Yani bir gün içinde bir sürü şey çıkabiliyor, sahneler çıkıyor önünüze. Ve ekipmanlar sürekli yanınızda. Yani tabii. Hani çünkü bayağı bir ağır yük olmalı. Evet, ağır. Doğru. Yani çoğunlukla taşıyamam ama hepsini bir arada taşımıyorum. 3 tane objektifim var. Bir geniş açı, bir yakınlaştırıcı ve normal açılı. Onları muhakkak her seferinde alırım ama şimdi küçük makineler de çıktı. Onlar daha kolay taşıması. Bazen de ürkütmüyor karşınızdakini. Böyle büyük objektifleri görünce ya gazeteci zannediyorlar sizi. Hemen soruyorlar hangi gazeteden geldiniz filan. Yok ben gazeteden değilim desem bile inandıramıyorum. Yine ne haber yapacaksınız? Böyle hep bir aksik yaklaşımda insanlar. Yani nedense bilmiyorum ama Anadolu'da öyle değil. Çok sevecen insanlar. Yani ben bu çiftçiler hasat sergisini yaparken de orada çok içten yürekten insanlarla tanıştım. Vesaireden çok mutlu oldum. Çok şey öğrendim. Merhaba. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? Birleştiği bir yer, çok çeşitli insan profilleri de var burada. Evet. Sizler için çok güzel bir alan fotoğraf kareleri yakalamanız için diye düşünüyorum. Evet, aynen. Çok güzel. Evet. Şu kapının oradan da mesela çok güzel gözüküyordu sabah ışığında. İstiyorsanız bir deneyelim, bir bakalım nasıl görünecek. Mesela biraz daha geriye gitmem lazım çünkü kapı girmiyor orada. Burada bayan var. Biraz bu sabır işi, fotoğraf, beklemek lazım hep. Yani sıranızın gelmesini bekliyorsunuz bazen. Kalabalık alanlar. Onun için böyle evet, tur seyahatlerini hiç sevmiyorum. Çünkü acele acele oradan oraya gezdiriyorlar. Şimdi, evet, içerisi koyu, orada Sofya'nın üstünde güzel bir ışık var.
aslında şuradan kesmemem lazım. Bir daha aynı kareyi. Yani yanlış yaptığınız zaman hep bir daha tekrar onu görüp hatanızı tekrar çekmeniz lazım. Biraz da sabır işi sanırım. Sabır bayağı sabır işi. Evet. Çünkü beklemeniz gerekiyor. Hayır, evet. Çünkü geri dönüp bakmanız lazım çektiğiniz fotoğrafa. Niye yanlış çekmişsiniz? Evet. Mesela buradaki bunu yapmamam lazım. Onu yapmış. Onun için bir daha o aynı köşeden ceza tekrar çekeceğim. Neye dikkat etmek gerekiyor yani? Kadraj. Kadraj. Kadrajda bu art, bunun bu çizgisi çıkmamış. Kesmişim onu. Onu yapmamam lazım. Bu bir hata. Şuradaki şu çizginin çıkması lazım. Onun için tekrar oturacağım ve aynı şekilde onu çekeceğim. Figen Hanım, kadrajlamak ortalamak demek mi yoksa filmin hikayesini o kadrajda tam yerleştirebilmek mi? Yerleştirebilmek, hikayesini yerleştirebilmek. Çünkü hani kişiler genelde kadrajlarken tam ortayı bulmaya çalışıyorlar. O şeyine de değişir ama hikayeyi tam kadrajlamak daha iyi bir perspektif. Evet. 2, 8, 3. Evet. Şimdi çıktı. Mimari çekimleri yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Mimari çekimleri yaparken yüksek heybetli ve onu ihtişamlı göstermek gerekiyor. Aslında ihtişamını yansıtmak gerekiyor. Evet. Ama değişik amaçlar olabiliyor. Ya binayı anlatan, yani camiyi anlatan çekimle onun işlevini anlatan çekim arasında farklılıklar var. Büyük geniş objektifler kullanmalı ki içine sığsın o bina. Muhakkak tripodla çekimler yapılmalı. Ve bazen de etrafına ağaçları falan katınca daha ruhsal veriyor fotoğrafa. Peki hangi ışığı kullanmak gerekiyor? Günün hangi saatinde? Sabah ve akşamüstü saatleri daha güzel. Çünkü yandan geliyor ışık. Sert ışık olmuyor. Daha yumuşak ışık oluyor. Evet. Benim tercihim öyle. Sabah erken saatleri ve bazen tabii arkeolojik çekimlerde filan da tam ortadan gelen ışık, öğlen saatlerinin ışığı o arkları filan daha da güzel gösterebiliyor. Yani aslında günün her saatinde bir çekim var ama sabah erken ve akşamüstü yerine göre. Evet, çekeceğiniz obje nesneye göre değişiyor. Tabii. Aslında aşağıdan çekmek lazım ama bu sefer renkleri görüntüleyemeyeceğim için öyle direkt bu renkleri yani çok canlı çıkarabilmek için ışığın bunun üstüne yansıması mı gerekiyor? Hem ışık üzerine tabii ışık çok mühim her şeyin. Yani renkleri o şekilde mi? Bir de güneşin altında çekelim sonra ne güzel güzel oldu o şeyin üstündeki ağacının renkleri de. Sultan Ahmet Meydanı'nın bir onu alabilir miyim? Gösterebilir misiniz? Aa çok güzel. Çok güzel. Camii'nin avlusuna geçiyoruz. Evet. 1610-1617 onda başlamış. Şimdi ben burada mesela şu kolonları, şu arkları çekmek isterim bu kubbelerin içine. Onun için şu açım benim için çok iyi. Şuradan hemen şunu bir fotoğraflayayım ben. Tripodumu alayım. Hemen şuradan. Şöyle bir şekilde şunu da konumlandırayım. Evet, sebayesi bir ofa getireyim. Açıyı neye göre ayarlıyorsunuz şu anda? Şimdi kolonları birbirine yaklaştırıyorum. Kolonlar. Pencereleri de kesmiyorum ki yarım pencere çıkmasın. Onun için şöyle pardon. Biraz daha şuradan. Bir de bunu dikey olarak çekeceğim. Hadi bakalım.
güzel. Burada öğrenciler var, beyaz beyaz. Şunları hemen objektifi değiştirip çekeyim. Müthiş. Peki burada objektifi değiştireyim dedi. Değiştiriyorum. Ne gibi bir objektif? 70-200. Şimdi aldım. Normal 24-105. Bununla daha geniş açı ve bütün öğrencileri de içine alabileceğim bir açı olacak. Ortadaki çeşme, evet, güzel bir kendini gösteriyor. Bir iki turistle beraber. Her zaman söylediğim gibi ışık ışık ışık. Tabii çok patlaması da, yani çok böyle vurması, mesela şurada hanımla şey oturuyor mesela. Ben buna giderim, bunlara bir şeyin içinde çekebilirim o pervazın. Kepenkin içinde. Kompozisyon çok önemli değil mi? O an, her an. Evet. Çünkü bir de şöyle bir şey, ayak, her zaman ayağı da kuramıyorsunuz, vaktiniz olmuyor. Hani tamam, titrememesi lazım çektiğiniz fotoğrafın ama ona göre ayarınızı yapıyorsunuz. Titretme ayağı falan, stabilizer var. Biraz hızlı, pratik olmak gerekiyor. Evet, az önce de gördüm, hızlı, evet. Objektifler hızlı bir şekilde değişmesi, evet, gerekiyor, evet. O konuyu kaçırmamak için. Aynen. Ya çömeliyorsunuz anında, o tripod zaman alıyor, onu ayağını ayarlayan ben pek sevmiyorum aslında ama tabii an, en düzgün... Fotoğraflar tripod üstündeki netlik çıkıyor. Şimdi burada çok güzel şey vardı. Şurayı çok beğeniyorum. Sabahleyin şuradan şu gölge sabah çok, evet, keskindi. Ama yine de bu aslında burada bir kuş geçti şimdi, onun gölgesi daha da güzel olacak. Vurgulamak istediğiniz kapılar mı? Kapılar, evet. Sedefkar Mehmet Ağa'nın, mimarın güzel işçiliği. Evet. İsminden de anlaşıldığı gibi tahta ve sedef işçiliğinde ustaymış kendileri. 1. Sultanahmet'in de tahtını da kendileri yapmış. Şimdi müzede sergileniyor, Topkapı Müzesi'nde. Ama sahiden çok güzel. Kubbeler çok ihtişamlı. Şimdi şuradan da ben düşünüyorum şuradan da çekmeyi. Şimdi azaldı aslında şeyler. Şu an yine objektifimizi değiştiriyoruz. Şimdi daha geniş açıya geçtim. Çünkü evet, büyük bütün şeyleri almak istiyorum, kubbeleri almak istiyorum içine. Gelenlerle, yerdeki mermerler, mermer işçiliği de çok güzel. Evet, kubbeleri içine almak lazım yine. Çok güzel. Burası da mermer işçiliği de çok güzel. Bir de şuradaki sütunlardan bir çekim yapsam sanki iyi olacak gibi geliyor.
tutumların sıra halinde ışıkla beraber güzel bir harmoni halinde olması güzel bir kompozisyon diye düşünüyorum. Yine objektifimizi değiştirdik. Yine daha kubbeleri görebilmek için. Yok, bunları daha çok yakınlaştıracağım. Onun için bunu seçtim. Tamam, çok güzel. Güzel model. Güzel mekan. Buradan da şu mermerleri içine alaraktan, yine bekleyerekten Sultanahmet Camii'nin martıyı kaçırdık. Ana görüntüsünü yakalayalım. Bence yine şu şey. Mimar Sedef Karaağa Sultanahmet Camii'nde büyüklüğünü, ihtişamını, heybetini, her şeyi yansıtmış bu camiydi. Evet. Sedefkar Mehmet Ağa. Evet. O da devşirmeymiş. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden evet. Galiba. Onun için de böyle muhteşem bir yapı evet, ortaya çok çıkmış. Çok ihtişamlı. Evet. Sultanahmet Meydanı'nın en büyük abidelerinden biri Dikili Taş şu an fotoğrafladığınız. Evet. Mısır'dan getirtilmiş. Evet. Arkadaki burmalı sütunu da beraber fotoğraflıyorum. İkisi bir arada. Daha güzel. Bir tanesini ön plan. Detaylar üstünde. Öbürü arka plan. Tabii bunu da çekerken görkemini yansıtmak gerekiyor. Evet, İlk önce bütün sütunu alıp ondan sonra da üstündeki detayları almak. Şimdi buradaki sütun da en önemli özelliği yüksek olması ve böyle bu tür yapılarda hani yüksekliğini evet. falan belirlemek için ne yapıyorsunuz? Ona göre nasıl objektifimi seçiyorum. Yahut da işte bunun açısını böyle yandan alıyorum. Hem güneşin aslında bu güneşin giriş yönünü tercih ediyorum. İşte üstündeki detaylar hikayeyi anlatıyor. Onları tek tek çekmek güzel bir şey. Belki ayrı bir mimari çekimlerde. Ya da kendiniz insanlarla beraber o ortadaki heykellerin kısmı olan aşağıdaki onları birleştirmek lazım. Ön plan, evet. arka plan. O zaman da güzel oluyor. Bütün kültürlerin harmanlandığı evet. bir meydan burası. Roma, Osmanlı, evet, evet. ahenkli. İstanbul Yarımadası'nın bence kalbi. Büyük kalbi bir cevher söylüyorsunuz. Evet, değil mi? Hem ticari anlamda da çok önemli hem bir yer. Limana yakın evet. olması. Bütün ihtişamlı binalar. Hep o yüzden meydana yapılmış sanırım. Bizans İmparatorluğu'nun ailesinin hikayesi var. Şimdi burada bunları, bu yüzleri, oradaki kırmızı... Sultanahmet Meydanı'nın en ihtişamlı eserlerinden biri olan Alma Çeşmesi'nin önündeyiz. Ve şimdi sizden burayı fotoğraflamanızı isteyeceğiz. Peki siz bize neyi aktaracaksınız burada?
Şimdi aslında burada 8 sütunu aktarmak isterim fakat her açıdan baktığım zaman 8 tane sütun üzerinde kurulduğu için biraz sütunlar birbirine yapışıyor. Ama içindeki mozaiğini aktarmak istiyorum. Dıştan bir çekimi yapmak istiyorum. Bütün kütlesini içine alacak. Evet. Ağacı da içine koymak istiyorum. Onun için biraz açımı değiştireceğim bulunduğumuz yerden. Bir bakayım ilk önce buradan alıyor mu? Evet. Biraz da detayını çekmek istiyorum. Bir şöyle tam ortasından alayım. Aslında bunları tripod üzerinde yapmam lazım. Ama fazla vaktimiz olmadı. Evet. Netlik açısından. Netlik açısından, evet. Burada filtre mi? Evet, bunu şimdi kaldırıyorum. Çünkü içeride öyle bir fazla ışık olmadığı için. Daha koyulaştırmayın başına. Sevgili izleyiciler, sizleri Figen Çiftçi'nin objektifinden İstanbul Sultanahmet Meydanı'nın fotoğraflarıyla baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.